Altın oran nedir? Altın oran, antik Mısır ve Yunan uygarlıklarında keşfedilmiş ve kullanılmış olan geometrik ve sayısal oran bağıntısıdır. En kısa şekilde tarif etmek gerekirse, görsellerimizde göreceğiniz üzere bir doğru parçasını altın orana göre bölmek istediğinizde öyle bir noktadan bölmelisiniz ki bütünün büyük parçaya oranı büyük parçanın küçük parçaya oranına eşit olmalıdır. Yani 1,618. Altın oran doğada ve evrende ezelden beri vardır. Doğadaki cisimleri incelediğinizde genelde bu oranla karşılaşırsınız. İnsanlar tarafından keşfin ne zaman olduğuna dair bir bilgi bulunmamakta. İlk kez Pisagor tarafından insan vücudunda bu oranın var olduğu söylenmiştir. Sonrasında Öklit tarafından ilk kez sayısal değer olarak yani 1,618 şekliyle ifade edilmiştir. İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci adıyla anılan nümerik seriyi keşfetmiştir. Bu serinin özelliği her bir sayının kendinden önce gelen sayıların toplamına eşit olacak şekilde dizilmesiyle oluşur. Aşağıda örnek olarak verdiğimiz sayısal değerleri inceleyebilirsiniz. Bu sayıların özelliğine baktığımızda her sayıyı kendinden önce gelen sayıya bölerseniz çıkan rakamın neredeyse aynı olduğunu görürsünüz. 233 ve 377'den itibaren bu oranlar 1,618'e sabitlenir. Bu da altın oranı oluşturur. Leonardo da Vinci eserlerinde çoğunlukla bu oranı kullanır. Özellikle son yemek isimli tablosuna baktığımız zaman Hz. İsa ve havarilerinin oturduğu masanın ebatlarında, arkasındaki duvarlar ve pencerelerin boyutlarında altın oran kullanıldığını görebilirsiniz. Altın dikdörtgen ve altın spiral. Altın dikdörtgen, kenarları arasında altın oran bulunan dikdörtgendir. Bu dikdörtgenin içinden kare çıkardığınızda kalan dikdörtgenin yine altın dikdörtgen olduğu görünür. Yani Kalan dikdörtgenin kenar uzunlukları da altın oranı sahiptir. Altın dikdörtgenin göre çekilen fotoğrafların daha dengeli olduğu ve kişilere daha estetik geldiği görülmüştür. İçinden çıkarılan karelerin kenar uzunluklarını yarıçap alan bir çember yayı çizdiğimizde elde edeceğimiz spiral şekil altın spiraldır. Çevremizdeki birçok canlıda altın spiral biçimini görmekteyiz. Örneğin salyangoz spirali, ayçiçeği çekirdeği dizilimi, çam kozalığı, yabani kaktüs, ve buna benzer birçok canlı da bu oran görülebilmektedir. Altın oran ve vücudumuz. Doğadaki her şey gibi insan vücudunda da altın oran bulunmaktadır. Altın oran sayesinde estetik açıdan bakıldığında insan bedeni muazzamdır. Bu yüzden tarih boyunca sanatçılar insan bedeninden ilham almışlardır. İnsan vücudunun neredeyse her noktasında bu oran mevcuttur. Yani vücudu bütün olarak ele aldığınızda ya da sadece organlarınıza baktığınızda da altın oranı görürsünüz. Heykeltıraşlar ya da ressamlar tarafından kullanılan ideal insan yüzüne baktığımızda bu oranları her yerde görürüz. Günlük yaşantımızda da kim insanlara baktığımızda yüzü veya vücudu çok estetik gelir. Bu insanın çok yakışıklı veya güzel olmasından dolayı değildir. Ama o insan altın orana sahip olduğu için bu bize çok estetik görünür. Estetik açıdan ideal insan vücudundaki altın oranlardan bazıları şu şekildedir. El parmakları üç boğumludur. Boğumlara baktığınızda ilk iki boğum ile parmağınızın boyunun oranı altın orandır. Orta parmağın serçe parmak ile arasındaki oran altın orandır. Dirsekten itibaren bilekler ve bilekler ile parmaklar arasındaki mesafe altın orandır. Yüzün uzunluğu ve genişliği arasında altın oran vardır. Ağız ile burun genişliği arasında altın oran vardır. Burun genişliği ile burun deliklerinin arasında altın oran vardır göz bebeklerinin kaşlar arasındaki mesafe ile birbiri arasındaki mesafenin oranı altın orandır. Üst iki dişin enleri ile boyları arasındaki oran altın orandır. Bunların haricinde soluk borusunun sağ ciğeri ve sol ciğeri ayrılan kısımların uzunluğu eşit değildir. Sol taraftaki kalp sebebiyle daha kısadır. İkisini oranladığınız zaman altın oran ortaya çıkmaktadır. DNA yapısına bakıldığında bile bu oran ile karşılaşılmaktadır. Altın oran olarak bilinen oran yaratıcının belirlediğidir. Doğada yer alan canlılarda bu oran görülmektedir. İnsanlara ait estetik duygusu da bu orana göre şekillendirilmiştir. Altın oran aslında tanrının oranıdır.